Arkadaşlar herkese kolay gelsin. Şimdi gün sonu kapandı. Şimdi FED'den önce son bir video atalım ve dolar TL ve dünyadaki dolar endekslerini, altını şöyle bir bakalım. Son bir fikriniz olsun. Hani akşamda eğer hani videonun altında hani bir canlı yayın yapalım derseniz de belki bir canlı yayında yapabiliriz. Hani canlı olarak altın ve dolarda neler olduğunu kararda bakabiliriz. Şimdi şöyle bir bakalım. Şimdi baktığınız zaman işte 5.58'in kırılmasıyla 4-5 gündür zayıf olduğunu söylüyorduk. 5.50'lere kadar gelebilir demiştik. 5.51'lerden döndü. Şimdi baktığınız zaman yarım saatliklerde bugün arkadaşlar 56-46'dan 51'lere kadar gevşedi. Buradan burada dip yaparak tekrardan 56-46 bir direnç oldu. Şimdi akşamki kararda burası önemli olacak. 56-50 bölgesi. Aşağıda 51-30 bölgesi gene önemli olacak. Burada yaklaşık bir 5.000 liralık bir düzeltme süreci yaptı. Şimdi yurt dışındaki dolar endekslerine şöyle bir bakalım. Yurt dışında şu anda nasıl bir fiyatlama var? Mesela dolar Güney Afrika randına baktığımız zaman biliyorsunuz orada sert bir rally vardı son 3 günden beri. 14.30'larda bir çift tepe yapmış. 14.24'ün kırılmasıyla 14.14'e gevşemiş. 14.24 tekrardan yukarıda direnç olmuş. Ve tekrardan 14-14, 14-24 bu bantta sıkışmış bir zar görüyoruz. Şimdi baktığınız zaman sanki önden bir fiyatladı. Hani buradaki hikaye 14-24'ü hani geçebilip 14-30'u kıracak bir momentum olur mu? Yoksa hani artık fiyata yansıdı 24'te satışta karşılaşıp 14-14 kırılırsa eğer dolarda hani dolar Güney Afrika randında bir satış gelebilir. Yani zar tarafında şu bölge önemli ama her ne kadar son 3 günde rally yapsa da 14-30 tepesinden gene 14-14 seviyesine yakın giriyor. Yani hani böyle çok tepede karşılamıyor gibi daha akşam saatlerine. Dolar endekslerinde biliyorsunuz 4 gündür rally vardı dünyada. Bu 98-300 kritik seviyesine geldi. Şimdi burada fiyatlara yansıdı mı olacak haber? Bir düzeltme mi gelecek? Yani piyasa bunu satın almış mı gözükecek? Yoksa şu 98-36'yı kırıp önümüzdeki 1-2 hafta dolar endekslerinde tekrardan bir kuvvetlenme mi gelecek arkadaşlar? Şu anda bunu bilemeyiz ama iki tane senaryo var. Şimdi bu senaryoya göre işlem yapmakta fayda var. Şimdi eğer dolar endeksleri bir dalga daha yukarı atarsa bugün bu 5.56-46 akşamleyin kırılırsa 5.59-60'lar ilk direnç, 5.62'ler önemli direnç. Şu bölgede biraz satışla karşılaşabilir, tekrardan bir düzeltme gelir. Eğer dolar endeksleri zayıflarsa açıklamadan sonra tekrardan 52 ve 51 bölgeleri önemli destek olacak gün içinde. Ve bu sefer tekrardan buradan bir düzeltme gelirse aşağı doğru yaklaşık 5.000 liralık bir hareket olacak. Yani onun hedefi de 5.46'lar olur. Ama şimdilik sanki artık dolar TL'de hani Türkiye tarafında yani şimdi baktığınız zaman şimdi son 2 saate 1 saate dünyada dolar değer kaybederken Güney Afrika randına karşı mesela Türkiye'de değer kazandı. Yani biraz pozitif ayrıştık dolar olarak. Çünkü hani zaten biliyorsunuz 5.50 bir hedef fiyatımız vardı. 51'lerden döndü. Artık zaten hani böyle bir aşırı satımda baktığınız zaman RSI tarafı çok desteklemiyor günlük grafiği. Ama haftalığa baktığınız zaman hatırlarsanız şu lafı söylemiştim. Bollinger alt bandı olan 5.50 bantlarına kadar bu satış devam edebilir demiştim geçen hafta. Ve hani oralara doğru geliyoruz. Şimdi bu banta değip tekrardan dönecek mi? Burada bant kavrayıp yataya mı girecek 1-2 hafta? Yoksa 5.50'yi yırtıp aşağı doğru satış devam edecek mi? Hani çok istekli değil. O yüzden hani aşağıda da mesela şurada önemli böyle maliyetlenmeler var. Mesela şu daha önce bu 5.48 bölgesinin kırılması dönmesi. İşte 5.48 var. 5.48'in altında tabii şu bant var ama hani bu bant bayağı bir 5.32 hani şey olabilir. Hani biraz abartı ben hani oralara geleceğini kendim düşünmüyorum. 120 dakikalığına şöyle bir bakalım kendimize yer arayalım. Dediğim gibi bu 5.48 çok kritik bir yer olacak. 5.47, 5.48.
5.45'ler. Yani şu bantların altında ben çok kalıcı olacağını dolar TL'nin arkadaşlar artık zannetmiyorum. Ne demiştik? 5.50'leri görebilir, bırakın görsün demiştik. 5.45'leri de görebilir. Önemli değil. Çünkü sizler amatör oyuncu olarak bunları satıp alamazsınız buralarda. Ama artık buralardan tekrardan yukarı tepki isteğine arkadaşlar girecektir. Dediğim gibi özellikle şu 5.64.50 bugün için çok önemli bir yer, bölge. Şimdi burada çizilmişi vardı. Tamam. 5.60, 5.56, 46 bölgesi çok kritik olacak akşamleyin. Bunun üstüne bir atak yaparsa 5.59, 60 ve 5.62'lerde ilk dirençle karşılaşacağı arkadaşlar bölge. Ama şimdilik biraz satış durulmuş gibi. Dediğim gibi videoları arkadaşlar altına yorum yapın. Hani akşamleyin bir canlı yayın yapalım mı diye FED kararında. Ve lütfen hani videoları da beğenmeyi arkadaşlar unutmayalım. Artık her video hatırlatacağım. Tekrardan görüşmek üzere. Dediğim gibi akşam fırsat bulabilirsek belki FED kararında bir canlı yayın yaparız. Hem dolara hem altına bakarız.